Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? Oralarda havalar nasıl? Bizim burada bugün bayağı yağmur vardı. Şimdi biraz dindi tabii, bulutlar gitti artık. 3-4 gün daha yağmur gösteriyor. Aslında bayağı iyi bir şey yağmur. Bolluk, bereketlik. İyi bakalım. Burada şimdi biz de inekleri getirmeye gideceğiz. Aynı köy işleri devam ediyor. Her zamanki gibi doğal, samimi videolarla sizlerle buluşuyoruz. Şimdi bana bir tane paket geldi. Benim sürekli üzerimde gördüğünüz şey var arkadaşlar. Bir tulum vardı. Krem rengi, çizgili, hatırlarsınız. Yani yaklaşık bir 6-7 aydır kullanıyorum, giyiyorum. Sayfa da bana mesaj göndermiş. İşte bizim ürünümüzü kullanıyorsunuz Nurgül. Sadece bir ürünle kalmayın. Hani birkaç tane daha ürün gönderelim size dediler. Sağ olsunlar bana şöyle bir paket ürün göndermişler. Bakalım içerisinde neler var. Hep beraber sizlerle açmak istedim. Sonra da işte inekleri toplamaya gideceğiz arkadaşlar. Hadi gelin paketi bir açalım. İçerisinden neler çıkacak. Ürünler de bayağı kaliteli. Ben dediğim gibi hani uzun zamandır kullanıyorum ya. Güzel bayağı. Bunlar da görmüşler benim kullandığımı. İçinde bayağı iyi oldu. Bakalım şöyle bir açalım. Şimdiden başlayalım. Evet, tulumu çektim üstüme. Şu kapşonu da giydim. Bu biraz kısa geldi. Bunu anneme vereceğim. Ben biraz uzun olduğum için denk gelmedi. Ama tulum... Ben de varayım şu sangıda. Sen ben de misin anne? Tulumlar iyi, bayağı güzel. Şunları bağlayamadım ya. Biraz acele ettirdi annem. Çıkmışkenmiş hemen ben giyinene kadar. Ben de koşaktan giyindim. O yüzden... Nerede düşmüş? Arabada düşmüştü. Emin misin ama? Aa, arabada düşmüştü. Oturunca. Yaradım ya, arabada koyayım mı düşmüştü? Çok arabanın erkeğine mi düşüyorsun zaten? Bakalım mı bir? Yuvarlanacağım da geçtik. Telefonuna sahip çıkamıyorsun ha? Nasıl fark etmedim ben hiç? Arabadan şurada indik. İnekler şu aşağıda diye. Cebinden büyük ihtimalle arabaya düştü. Annem gitti aşağıya, ben buradayım. Yok, arıyorum telefonla. Yok. Büyük ihtimalle arabada düştü. İnşallah arabada düşürmüştür yani. Bugün de bayağı yağmur yağdı buraya. İyi oldu. Toprak en azından ıslandı. İnekçikler de buzlağda, yarısı buzlağda. Yarısı da diğer büyük gölete gitmiş herhalde. Annem bu tarafa gitti. Çünkü hepsi burada yok. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Kurbanlık var bizde arkadaşlar. Eğer almak isterseniz kurbanlık, bana ulaşabilirsiniz. Ben babamın numarasını falan veririm. Oradan babamla görüşme yaparsınız. 15-20 tane kurbanlık var şu an bizde. Geçen yıl bu zamanları, yani kurbana bu kadar vakit kala, çoğunu bitirmiştik. Bu yıl da kurbanlık hani dışarıdan getirmedik. Elimizde olan kurbanlıklar var. Evet, bu yıl gerçekten bayağı fiyatlar farklı. Ama kurbanlık tabii ki de oluyor yani, satılıyor, gidiyor. Yani küçük baş da var, büyük de baş da var, inek de var, keçi de var, koç da var, kuzu da var. Bütçenize uygun her çeşit kurbanlık var bizde. Yani almak isterseniz yapabiliriz. Bizden temin edebilirsiniz. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Yakın etraftaki köylere falan dağıtım yapıyoruz biz. Arefe günü babamla beraber
sabaha kadar kurbanlık taşıyoruz. Onu da söyleyelim. Kurban pazarına da eğer elimizde kalırsa yine kurbanlık götürürüz. Küçük kuzulardan, işte düvelerden, danayı eğer kurban pazarına kadar satamazsak kurban pazarına çıkartmak istiyorum. Aslında pazara götürmek istiyorum kurbanı, danayı, bizim paşayı. Bakalım, ona da yem aldık. Şimdi yemi çok sormuşsunuz, danayı hangi yemle beslediğimi. Şimdi biliyorsunuz küçük başta emek yemi kullanıyorum ben. Danaya da emek yem değil, başka yem kullandık biz. Yani hep onunla büyüttük danayı, onu da söyleyeyim. Hep o yemle büyüttüğümüz için dananın yemini hiç değiştirmedik biz. Hani yemden yeme fark eder. Bozulur hayvan, kimisini sevmez. O yüzden biz dananın yemini değiştirmedik hiç. İşte videolarda da, Instagram'da da o kadar çok sormuşsunuz ki ne yemi veriyorsun vesaire diye. Onu ben şey yapacağım, sizlere göstereceğim eve gidince. İşte benim kızlar buralarda, güzel kızlarım benim. Ay. Ne yapıyorsun Aramis? Ne var ne yok? Toplayayım şunu, bir tanesi yukarı vurmuş gidiyor. Nereye gidiyorsun kız? Gel buraya. Ne güzel yaylıyorsunuz ya. Bunlar kumullardaki ne olsa, ağaçlık falan yok. Sabahleyin biz buzağları koyduk mu kumullarda? Ha. Hatırlıyor musun? Aşağıya bakalım bence. Nereye bakacağız aşağı? Aran nene. Neneme mi arayayım? Arayayım. Arabada bu annem kiramın düşmüş mü? Ben çaldırayım da bir baktım. Şimdi arabaya da gider mi vallahi bilmiyorum ki. Arabaya da şimdi gider mi? Bundan kal. Arabayı bu kaçırdı yine abi. Çok zor. Bizim yulaflar bu kadar büyümedi. Yok ya. Niye büyümedi? Topraktan mı kaynaklı sence? Ha, onları biliyorum. Dehuri diyorum ben. Tabii gelecek. Şey, şu etmek lazım bir de. Anca bizim ne kadar yapıyor? Bakalım. Buraya bir şey ekmemişler mi? Bak çekmişler. Ha, gömecekmiş ha burada. Yo, burayı da ekmiş. Bilmiyorum ki. Ne bu? Ekmiş ya orayı da. Bunlar bunlara gelmiş. Çabuk satarlı çıkardım ben etkilerine. Bilmiyorum. Şu golün üstünden bakamayayım ben aşağıya. Yani tamam, sen bunları kovaktan gel. Aradı. Aha, aradım. Baktım. Bizim buralarda 10 tane gölet var. En temiz su bu. Bu göletin suyu. Bu göletlerin suları bahçe sulamalara falan gidiyor şöyle aşağıdan. Gerçi diğer göletlerin de gidiyor da
bu göleti ben çok seviyorum ya. En temiz, parlak, böyle toprak baktığın zaman gözüküyor. Şimdi gerçi yağmur yağdı, bulanıktır da. Buralarda inek var mı diye bakıyorum da inekler yok herhalde burada. Gözükmüyor hiç. Şimdi sizlerle bir şey paylaşacağım. Bunların yenildiğini biliyor muydunuz? Bunlar dal oluyor sonra tabii ki de. Şu dışındaki sarı yerleri soyuyoruz. Ondan sonra yiyeceğiz bunu. Güzel oluyor. Ama çok fazla yenilen bir şeydi. Koyundayken biz çok yerdik. Çok az çam tadı geliyor doğal olarak. Eğer bulursanız bu şey oluyor, dal oluyor sonra da yiyebilirsiniz bunu. Şimdi şöyle bir şey de var. Bunlardan reçel yapacağız arkadaşlar. Şu şeyleri toplayalım da. Halam gelecek. Halam gelince şu kozalakları toplayacağız. Şu küçük kozalakları. Sonra bunlardan reçel yapacağız. Şöyle. Ben sana bir saattir bağırıyorum. Nutin edemiyor. Bağır bağır bağırıyor. Sesim kalmadı bağıra bağıra. Aşağıda aşağıda yolun kenarında. He. Bunları indiren, bunları götürür. Şuradan indiren. Ota bak buradaki. Bizim duvarda şeye git çıkmış. Buradaki otu bırakmış. Bırak şu ota. Ot ne güzel burada diyor. Ot çok. Bağırdım aşağı inin diye. Hışt Alicek. İngiz. Cümcüme. Ah şey. Güleyi burada. Yatırdık şeyin Allah'ın dibinde. Niye? Buralarda ot pişiyor. Ot pişiyor. Ot mu piştiniz? Durmazdı da yuvalanırdı. Allah'ın dibinde. Allah'ın dibinde uyur muydu? Uyurdu. Oynardı işte altına bir şey sererdi. O da dururdu. Kaç yaşındaydı? Ya 1,5-2 yaşından fazlası 2 yaşındayız daha. Hmm. Yavrum. 2 yaşında buralarda ta... yılan böcek sokusaydı? Korkuyor mu da var? Korkuyordum. Hülya'nın hadi göre beyurdu. Hülya bunu bekledim. Gel ona ine inekle aşağıda. Hülya bunu bekledim burada. Başında oldu o zaman. Bunu bakıp durmuyor. Evet, bunlardan ot düştüğümüz falan ben çok hatırlıyorum. Romuklara doldurduğumuzu da. Bizi de götürdük. Bizi götürmediniz mi? Götürdük. Biz? Siz gelmediniz. Biz niçin tarlaya gelmedik? Bilmiyorum o zaman. Kışın doğduk biz. Ondan mı? Yakınızdır ya. Götürmek. Yaban baktı size. Yaban baktı size o zaman. Çağlılarda hiç gözükmüyor. De inek düzelmiş işte, yaylada hastalandı. Yaylada hastalandıydı hayvan. Üşümüş bunu. İğneyi yiyince düzelmiş. İyi. Hani çağlılar esasdan hiç gözükmüyordu. Bunlar da yukarı kafadaysa bilmiyor. Doğurdularsa bir de İkisi mi var şimdi çağırdılarını doğuracak? Evet, yukarıdakinden yok. Kara inek.
burada yukarıda şu kabağın aşağı düve de var, doğuracak onun da bayağı gelmiş aynı çalma düve. Çağla yok. İkisi de gözükmüyor. Doğurduysa yağışta fena. Kız ne yapıyor? Şu aşağılarda olabilir belki. Hışt. Olsa gözükmüyor. Ben burada bir kere bir domuz gördüm arkadaşlar. Şu kafa değdim. Keçi güdüyordum. Kocaman bir domuz şöyle. Büyük çok bayağı tombay gibiydi. Sonra önümden bir geçti. Küçüydüm zamanlar, korktum biraz. Sonra ötüme biraz vakit geçti. Taşın üstüne çıktım. Vakit geçtikten sonra domuzu aramaya gittim. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra işte tabi görmedim bir daha. Önümden hızlıca geçti, tek domuzudu. Çok kocamanındı ama. Şu ağaca bakın ne kadar güzel. Tabi böyle kamerada keşke benim gördüğüm gibi çıplak gözle görebilseniz. Pembe, beyaz karışımlı bir çiçeği varmış. Büyük ihtimalle acı elma olması gerekiyor. Ya da acı elma da olmayabilir. Herhalde acı elma ya. Acı ekşi elmalar oluyor ya. Acı da değil mi ekşi? Onlarınkiler genelde pembe oluyordu. Güzel kız. Ay benim Kadife'm. Anam gözünü soktum yanlışlıkla, özür dilerim. Kadife'm. Kanla bak kız, kıvıcık kıvıcık olmuş tüylerin. Kıvıcık kıvıcık. Kıvıcık kıvıcık olmuşsun sen, kıvıcık kıvıcık. Var be. Var be kankam benim. Kudu. Arkamdan gel. Aferin sana. Aferin sana benim kızım. Kadife benim kızımın adı. Aynı adımlar atıyoruz. Kadife'm benim. Thank you.
Bizim çocukların bayramına bakın. Nasıl oyun oynuyorlar. Ya çekemedim. Hadi zıplayın, hoplayın bakalım. Çekeyim ben sizi. Hop hop zıp zıp. Ne? Ayırdım. Hop hop zıp zıp. Kız siz de gitme. Allah. Şu çocuklar çığır. Sen kiminsin? Sen kimlerinsin? Kimden çocuğusun? Hiç görmedim ben seni daha öncelerden. Kızlar susamış. Su bulamadınız mı kızım siz? Bün. Allah Allah. Bün kızlar bün su bulamamış ya. Bunlar aşağıda kalmışlar. Göletin üzerindeki su içmiştir de. Bunlar içmemiş demek ki. Hemen suya koştular. Şimdi paşanın yanına geldik. Paşaya yemi nasıl veriyorum, neler veriyorum. Bugün yeni bir şey deneyeceğiz paşaya. Şöyle suyunu sağladım ben, sularını içtiler. Suyu bir süpüreyim, ondan sonra başlıyoruz. Şimdi babam merkezden geldi. Bizim paşanın ve buzağların yemi bitmişti. Kurbanı ne kadar kaldı arkadaşlar? Bir 40 gün falan kaldı değil mi? 45 gün var. Ve paşaya şu an 1 ton yem aldık. Yani 24 yaşında ve yeme doymuş bir şekilde. Yeme doyduğu için arkadaşlar paşa böyle bir toza ihtiyacı var. Bu arada geçen paşayı tarttık. 900 kilonun üstünde. Bakalım kurbana 1 tonu geçecek mi? Ben sizlerle paylaşacağım. Şimdi paşaya nasıl yapıyorum? Neler veriyorum? Şöyle şu buzağların yemi. Şimdi bunun üstünde karıştıracağız. Beni görebiliyor musunuz acaba ya? Hemen besi yemi koyalım. Besi bitirme. Şu kadar kepek aldım. Şurada şeyi bir açalım. Şunu. İnekleri annem sağacaktı ama elektrikler gitmiş. Sabah da yoktu. Sağmadı kaldı ya ama sağacak o. Akşam sağılmazsa olmaz. Şöyle bir şey aynı kepek gibi arkadaşlar burada. Bu kadar şimdilik yeterli. Şöyle karıştıracağız. Paşa 10 kilo yem yiyordu normalde. Bu aralar çok fazla yem yiyor. O yüzden ona 5 kilo gibi bir yem koydum şu an. Artık bunun kokusundan mı, nefsindense bakalım yiyecek mi? Şöyle güzelce karıştırdık. Kovaya koyup
vereceğiz. Oldu. Yiyeceğim. Şu anlık yiyor gibi. Yerse sabah da ekleyeceğiz. Şimdi hemen bunlara da verelim. Paşa. Burada da var daha. Bu arada bir tane daha kurbanlık danımız var şurada karşıda. O da bundan küçük. Evet, paşamızın da yemini, otunu verdiğimize göre suyunu da içti. Altını da temizledik. Keyfi gayet iyi. Evet, bugünlük benden bu kadarlık. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Görüşürüz.